Sıcak haberlerimiz bitmemiş. Bitmedi, değil mi? Ebru Şahan'dan açıklama var. Onu da izleyelim. Abi geçmiş olsun diyelim. Eyvallah, sağ ol, teşekkür ederiz. Uzaktan gördük, biraz dertli oldunuz ama inşallah. Yok, dertli de iş güç be. Yok, iş güç. Bu ara şeyler var, yılbaşı için hazırlık var, bir şeyler var. Konserler var önümüzde çok. İşte ekiple devamlı telefonda konuşuyoruz öyle. Ondan sonra geldik. Hastanedeyiz abi, önemli bir şey yoktur inşallah. Yok, çok şükür. Bugün iki şov, hem hanım bir tarafta hem kayınpeder bir tarafta. Öyle serum yiyorlar. Ondan sonra kaçacağız, gideceğiz eve. Var. Kötü bir durum yok, çok şükür mi? yok, hiçbir şey yok. Hiçbir normal, şey yok. Allah'a çok şükür. Evet, evet, öyle ufak tefek şey. Bebekle görüntülenmişsiniz Uğur Bey'de el ele zaten. Hani evet, bu araba aldı falan. Evet, bir, hani bir barışma şey hediyesi gibi. Yok öyle bir şey ya. Olsa söylerim. Bir tane arabam var. Ebru Şahan'dan evet, yalanlama geldi. Eşi Uğur Akkuş'un kendisine şiddet gördüğü gösterdiği iddia edilen Uğur Akkuş'un barışma hediyesi olarak Ebru Şahan'a 11 milyon TL'lik lüks bir otomobil aldığı iddia edilmişti. Ve arkadaşlarımız bu soruyu sorarken ne Ebru Şahan'a ne Uğur Akkuş'tan herhangi bir yalanlama gelmedi yani o zaman işte mikrofonlara. Ebru Şahan'a şimdi yalanlıyor. Hani öyle bir şey yok. Yok diyor. Benim bir tane arabam var diyor. Sizi kim keşfetti gençler? Keşfetti... Keşfetmek değil de birazcık çabayla Elif Hanım'la tanıştım, menajerim. Oturduğum yerde şansı beklemedim. Yok diyorsun. Hayır, çalıştım. Beklemedim. Nasıl oldu? Şöyle, ben zaten hali hazırda tiyatro yapıyordum. Pandemi girdi araya ve dedim ki bir şeyler yapmalıyım. Zaten sürekli hocalarımdan, eğitmenlerimden ve arkadaşlarımdan neden denemiyorsun? Kameranın önüne geç. Bir oyunculuk aşıladılar sana. Evet evet, zaten... Tiyatro oyunu yapıyordum ben. Turneye falan çıkıyordum il dışına sürekli. Çocuk oyunu yaptım. Tam böyle yetişkin oyunu yaparken maalesef ki pandemiye denk geldik. Sonra dedim ki böyle olmayacak. En iyisi ben birazcık araştırma yapayım. Sonra yollarımız, şimdi çalıştığım menajerimle kesişti. İyi ki de kesişmiş. İyi ki. İyi ki, çok seviyorum onu. Serdar senin? Benim de aslında uzun soluklu, uzun bir yolum var. Hani oyunculukla ilgili. Anlat. Ya... Almanya'da başladı. Çok tiyatro yaptım Belçika'da, Almanya'da. Oradan işte Alman dizileri, Kopra takibi falan en tanınmış. Ha. Orada oynadım. İşte Belçika'da Family'de oynadım. Flamanca, Almanca, işte İngilizce biraz. Ama tabii öyle bir popülarite yakalayamadım. Çünkü neden? O zamanlar daha doğrusu bizim orada Almanya'da Türklere o kadar fırsat verilmiyor. Dijital platformlar o kadar yoğun değildi. Artık daha çok yabancılara zaman fırsat veriliyor. Sette böyle bir ayrımcılık falan hissettiğini düşünüyor muydun? Tabii tabii vardı yani. Hani bizim komşular bile yani vardı yani. Ne hissediyordun? Ne başına ne yaşatıyorlardı sana? Bir şey yaşatıyor. Hani yabancı hissettiriyordu. Anladım. Ama biz tabii devam ettik. Mecbur orada bir şekilde işimize devam etmemiz gerekiyor. Yılmadın. Evet. Sonra bir Fransa'da bir ödül vardı işte Türklere dair. İşte Avrupa'da yaşayan en iyi çıkış yapan oyuncu ödülü falan böyle. Aldım. Onu o zamanlar almıştım. Sende de maşallah bayağı iyi yalnız. Ama he? O kadar şey değil yani. Hani sonra dediler gelsene Türkiye'ye falan. Ben aslında hiç düşünmüyordum Türkiye'ye. Çünkü hani biliyorsunuz gurbetçilerin... İşte Türkiye'de olmuyor, burada olmuyor. Yani Almanya'da yabancılık çekiyorsun. Ben hep düşünüyordum, gideyim mi, gitmeyeyim mi dediler, gelsene vesaire. Tamam geleyim dedim, geldim buraya. İşte onunla tanış, bununla tanış, orada oyna falan. İşte Kurtlar Vadisi'ne girmiştim bir sezon. Orada da bir şeyler yaşadık vesaire. Orası ne kadar sürdü? O bir sezon. Ha, bir sezon gibi. Ama git gel yaptı yani bayağı böyle. Paramparçalı 6 ay sonra hatta şeye çıkmıştım bu... İlk geldiğim dönemler en iyi yardımcı oyuncu seçildik. İyi. Şeyde ama yani böyle sonra Müjgan'la tanıştım. Müjgan da bayağı böyle destek çıktı bana. Hani hep sağ olsun beraber güzel bir ilişkimiz var Müjgan'la. Ama Almanya'da da çok uğraştım ben. Çünkü orada işte oyunculuk yapıyorsun ama 6 ayda işte 2 tane rol alıyorsun. 3 tane rol alıyorsun. Ondan sonra ne bileyim. İşte Belçika'ya gidiyorum, tiyatro yapıyorum, Almanya'da yapıyorum. Ama o yetmiyor tabii ki. Bu sürede başka işler yapıyorsun. Ne işler? Böyle kel alaka işler yaptın mı? Ya ben şöyle bir şey anlatmak istiyorum. Madem. Hadi anlat.
Berlinale, büyük bir film festivali biliyorsunuz. Oraya gideceğim şimdi 2 gün. Şimdi haliyle parayla gitmen lazım. Orada kalacaksın vesaire ama oradaki insanlarla tanışmak istiyorum. Bir kişi var, onlar beni davet etti de. Hani ben ama dedim ki 3-4 gün kalayım. Bir iki gün değil de. Ne yapayım edeyim. Ben de o zamanlar babamın küçük bir atölyesi var böyle. Dikiş yapıyor işte, örtü mörtü satıyor filan. O zamanlarda işte kahve, Avrupa'da çok kahvehaneler var. Evet. İşte oynuyorlar. Evet. Onların örtüleri var. Ha, anladım. O örtüleri işte paket paket yaptım, arabaya yükledim. Oradaki Berlin'de kahvelere sattım. O şekilde paramı topladım. Orada kalma... Bravo sana. Harçlığını çıkardın. Harçlığını çıkardım. Orada kaldım. İnsanlarla tanıştım. Hatta şöyle oluyor. Geldim. Kahve sahipleri yoktu. İnsanlarla buluştum. Sonra dedim ki... Ben dedim... herkes şey... Saat 8 ile 10 arası mitingleri var herkesin. Ben de buluştum birkaç kişiyle. Ama... Daha çok kahveye gittim satış için. İşte serdim, evet efendim tüylenmez, yok su geçirmez. Nasıl satıyordun ha? Dedim, abi ben öğrenciyim, açıyordum işte, tüylenmiyor, su geçirmiyor vesaire. Bravo ya. Tamam aldım ettim. O parayla geçtim, oturdum önlerine. Herkes anlatıyor, meeting geçti, şöyle geçti, böyle geçti. Senin, benim de harika geçti işte, yapımcı var bilmem ne var. Sallıyorum yani, hani oyunculuk yapıyorum orada da. Ama mecbur bir şekilde 3-4 gün orada geçirmem lazım. Bravo. Kazandın mı? Kazandım. Sen bence biraz da yapımcılığı dene. Değil mi? Tabii. Para toplamak, ticaret, satmak, kabul ettirmek, ticaret kafan var senin. Ya az buçuk vardı ama gönlümüz oyunculukta yani. Oyunculuktan yani. Peki hem takipçilerimiz hem de bazı arkadaşlarımız WhatsApp grubundan seninle ilgili bir şeyler yazmaya başladılar. Ve diyorlar ki Ricky Martin'e benzetiyor. Allah. Benzetiyorlar mı seni? Yani... burada hiç benziyor. Yani burada yakından daha çok benziyorsun sanki. Ya tek tük oluyor hani ara ara. Daha çok kime benzetiyorlar? Aslında öyle birine benzetmiyorlar. Ha, biz benzetiriz bizim programda. Her gelene illa birine benzetiriz. Ya şöyle... Böyle bir hastalık var. Seyirciye soralım. En kötü ihtimal seyirciye, seyirciye top atalım. Ara ara oluyor. Hani işte sizin gibi 6 ayda biri çıkıyor. Aa Ricky Martin'e benziyorsun falan oluyor. Öyle ama... Belgin'cim sen kimseye benzemiyorsun. Su gibisin. Su seni kime benzetiyorlar? Yani arada benzettikleri kişiler oluyor. Esra Bilgiç'e benzetiyorlar. Aa, kopya. Kopya. Doğru. Şeye benziyorsun. Hande'ye benziyorsun. Hande Soral'a benziyorsun. Evet. Yani senin de bir liste çıkarabiliriz şu an. Kimseye benzemiyorsun dedik ama liste uzar. Yok, gider. Benzetme masası.